Define World Keoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah diliyorum ki çok iyisinizdir ve istediğiniz her şeyi istediğiniz gibi yapmışsınızdır ve bulmak istediğiniz hazineye, defineye, gömüye ulaşmış bulmuşsunuzdur. Mutlusunuzdur diliyorum ki. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun zamandan beri video paylaşma fırsatımız olmadı. Sebebi de sonuçta biz de Avrupa'dayız ve çalışmalara katılıyoruz. Bildiğiniz gibi çoğumuz biliyoruz. Takip edenlerin hepsi bilir. Fazla detaya girmek istemiyorum. Fırsat bulamıyoruz. Fırsat bulamadığımızdan dolayı da video yapamıyoruz maalesef. Ama fırsat bulduğumuz zaman ve gerçekten de yapmış olduğumuz videoların birilerine ulaştığı zaman fayda sağlayacağını bildiğimiz zaman video yapmak istiyoruz. Öyle bazıları gibi sırf iş olsun diye video yapmaktansa hiç yapmam daha iyi mantığı var bende. Arkadaşlar bu videomuzda gerçekten bana gelen talepler üzerine derlediğim ve bütün bu gelen soruların içindeki en çok sorulan, en çok merak edilen konuları ele aldım. Biraz videomuzu uzun tutmaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlarımızın bana söyledikleri şudur. Videolarını beğeniyoruz, gerçekten çok güzel ama çok kısa diyorlar. Ben de elimden geldiğince biraz daha detaylandırmaya çalıştım. Videoyu uzatmak değil de biraz daha detaylandırmaya çalıştım. Videonun içinde bazı noktalar var. Onlardan da ben zaten sizlere bahsediyorum. O konuyla alakalı da video isterseniz onu da ileride detaylandırabilirim. Yoksa video aşırı uzun olur ve canınız sıkılır arkadaşlar. Biz biliyorsunuz sabırsız insanlarız ve fazla sabrımız yok. Her neyse o konulara girmek istemiyorum. Bu videomuzun konusuna gelelim arkadaşlar şimdi. Şimdi bu videomuzun konusu define gömü noktaları genel olarak tabii. Gömüyü ararken nelere dikkat edilmesi gerekir? Ve bu konuyla alakalı en önemli hususlar nelerdir? Bahsedeceğim konular arasında arkadaşlar araziler, ormanlar, kilise ve tapınaklar, dere ve nehir kenarları, köprü ayakları, pınar ve çeşme gözeleri, yol ayrım noktaları, hani makas yapan yerler var ya, değirmen içi ve çevreleri, höyük üzeri ve tümülüsler, dağ ve tepeler, kayalık alanlar, sahte mezarlar, mağaralar ve dahası var arkadaşlar inşallah. Videomuza geçelim. Şimdi define arayıcı tüm dostlar için, tüm emektarlar için aslında çok önemli bir konuya burada hani açmaya çalışacağız. Ancak burada vereceğimiz bilgilerin bir kanunu ya da ne kadar da araştırmalarımız anında hani tecrübelediğimiz konular olsa da daha sonra sorun yaşamamak adına arkadaşlar yine de hani mutlakiyet ifade eden bir yönü bulunmamaktadır. Kesin bir yönü bulunmamaktadır deyip kendimizi sağlama almak istiyorum öncelikle. Çünkü zaten bu işi bilenler bazı konuları ve şifreleri çok rahatlıkla çözeceklerine inanıyorum. Videonun içindeki bu şifre, vereceğim şifreleri. Bununla beraber define gömülerinin en önemli noktalarıyla ilgili olarak hata payı çok az olan bazı bilgi ve tecrübelerimizi de siz değerli Define ve Arkeoloji YouTube kanalı ailesine aktarmış olacağız aynı zamanda. İnşallah işlerinize yarar. Gerçekten direkt tam hedefe inşallah gider ve bilgiye ihtiyacı olan o kişiyi yani seni bulur. Bu işle uğraşanların ve bizim de hani sıkça ifade ettiğimiz gibi çok eskiden banka işte ve başka böyle bir koruma yolunun bulunmadığı dönemlerdeki insanlar para ve kıymetli eşyalarını ancak kendilerinin belirleyebildiği en gizemli noktalara saklıyorlardı arkadaşlar. Şimdi bu noktalar arazinin muhtelif yerleri olabileceği gibi evler, kiliseler, ağaçlar, asla hani kaybolmayacak kadar köklü kayalar, mezarlar veya mezar görünümü verilen yerler, köprüler, değirmenler, mağaralar, su kuyuları, mahzenler, işte zirve yerler, dereler ve nehirler, güneşin ilk düştüğü noktalar ve battığı yöndeki noktalar arkadaşlar, çeşmeler, eski kendi evleri, temeli veya bahçeleri arkadaşlar, yapılar ve çeşitli doğa yapıları olabiliyordu. Bunların dışında elbette her para gömücüsünün her zaman sizlere dediğim gibi kendine has belirlenmiş yerleri de olabiliyor. Hepimiz insanız. Bizim burada yapacağımız para ve kıymetli eşyaların nerelere konulabileceğinin
mantığı üzerinde durmaktır aslında. Asıl konumuz budur. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim arkadaşlar. Madde madde yapacağız bunu, maddelendireceğiz. Birincisi, gömüyü yapan kişi malzemesini gömmeden önce mutlaka iyi bir düşünce sürecinden geçecek. Kendi yaşadığı bölgelerin içinde kendisine en uygun ve akla en yatkın yeri bulmaya çalışacaktır. Biliyorsunuz, siz de aynı yaparsınız. Ancak akla yatkın olması kendi açısından çok önemlidir. Bu nokta arkadaşlar başkası tarafından akla ve mantığa uygun olmamalıdır. Gömüyü yapan kişi en kalabalık bir yeri seçip oradaki hani gelen geçen insanlara da fark ettirmeden aslında, hatta o kalabalığın sağladığı avantajdan yararlanıp o insanları malzemeye bekçilik yaptırabiliyor. Demek istediğimi anlayabildiniz mi? İkincisi, seçtiği gizli gömü alanı kendisinin sık sık ziyaretle kontrol edebileceği bir mekan olmalıdır. Not düşeyim bu arada arkadaşlar. Bu az önceki madde eşkıya ve muharipler, yani savaşçılar için geçerli değildir. Neden derseniz, bu konuyu sonradan açarım sizlere, detaylı bir şekilde anlatırım inşallah. Özellikle ev ve bahçe gömüsü yapan insanlar oturup yattıkları odalardan ya da işte pencerelerden rahatça böyle gözleyebilecekleri alanlara seçerler, biliyorsunuz. Siz olsanız siz de aynısını yaparsınız. Gözümün önünde olsun malzemem dersiniz, doğru mu? Üçüncüsü arkadaşlar, gömü yapan kişi ya da kişiler daha sonra tekrar geleceklerini düşündüklerinden dolayı da gömü alanının çevresinde kendilerine uygun belirli yerleri kafalarında tutarlar, işaretlerler, onu baz alırlar arkadaşlar. Şimdi bu madde arazi ve orman gömüsü yapanlar için daha önemlidir aslında. Dördüncüye gelirsek, en son olarak gömü yapan kişi gömü alanının çevresinde böyle bir takım işaretler koyacak ve onlarla yerin bulunmasını sağlayacaktır, biliyorsunuz. Definecileri esasen en çok ilgilendiren mesele de burasıdır. Ancak bu yönü de hani işin aynı zamanda en zor olan kısmıdır. Öyle ki gömücünün bıraktığı işaretin çözülebilmesi için öncelikle bu işin bir kuralının bulunmadığını bilinmelidir arkadaşlar. Yani burada mantıklar zorlanacak, işte kafalar çalıştırılacak. Fikir bombardımanı yapılacak aslında. İyice araştırma yapılacak ve edinilen tecrübelerden yola çıkılarak bir sonuca varılmaya çalışılacak. Böyle olması gerekiyor. Bir de gömücü, hani kişinin sosyal yapısı, eğitim durumu, yaşadığı devir ve dine bakış açısı, dilleri, örf adetleri, alışkanlıkları, kökenleri vesaire iyi bilinecek. Sadece bunlarla bitmeyip arkadaşlar, bir de Grek, Roma, Frig, Bizans ve işte yerine göre Osmanlı alfabe ve rakam sistemlerinin bilinmesi gerekmektedir. Boş elden gidilmez sahaya. Son olarak da şunu söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Belki de kazaren edinilmiş olan bir miktar tarih bilgisi bile definecinin en önemli malzemesi olmaktadır. Çünkü biz Hazreti İsa'nın henüz böyle doğumu 2000 sene olmasına rağmen 3000 yıllık İncil'den bahseden tarih uzmanlarını çok gördük arkadaşlar. O yüzden bu meselenin ne kadar önem taşıdığını da çok iyi biliyoruz. Ne demek istediğimin devamını siz tahmin edersiniz arkadaşlar. Her şeyin de detayına girersem bu video çok uzayacak çünkü. Neyse, devam edelim biz. Şimdi arkadaşlar, malzemeyi gömen kişinin yer sorununu çözmesiyle ilgili olarak bu kadar bilgi verdikten sonra gömü mekanları üzerinde de böyle bir miktar duralım istiyorsanız, o konuyla alakalı da bir bilgimiz olsun. Arkadaşlar, en az işaretlerin kendisi kadar o işaretlerin bırakılacağı mekanlar da çok önemlidir. Bazen de hiçbir işaret bırakılmadan geçmiş böyle anlayışlar doğrultusunda bazı gömülerin yapıldığını biliyoruz zaten. O halde Anadolu'daki gömülerin sıklıkla nerelere gömüldüğünü, yapılan gömülerde hangi noktaların daha çok böyle nirengi olarak seçildiğini görmeye ve anlamaya çalışalım biraz. Şurası asla unutulmamalıdır ki gömü yapan insanlar kendilerine gömü mahallelerini belirlerken arkadaşlar asla değişmeyecek olan ya da yakın zamanlarda yerinden oynamayacak olan yer ve mekanları ya da onlara yakın bölgeleri tercih ederler. Bu arada arkadaşlar, bu insanların durumunda siz olsaydınız mantığınız nasıl çalışırdı? Tüm o soruların cevabı aslında sizin kendinizi o insanların yerine koyabilmenizde ve onlar gibi düşünebilmenizde saklı. Bunu sorabiliyorsanız cevabını bulacaksınız. Bu yerleri kısaca inceleyelim istiyorsanız. Şimdi
Başlayalım. Araziler arkadaşlar. Arazileri kendi şartları içinde çok iyi değerlendirebilen eski insanlar, kendi yaşadıkları devirlerdeki nüfus yoğunluğunu ve yol geçiş güzergahlarını göz önünde tutarak en az dikkat çekecek yerleri seçmişlerdir arkadaşlar. Şimdi arazi gömülerinin çoğunda arkadaşlar yerlerdeki sabit küçük kaya parçalarında ok, kama, işte cezve, nal, niş, sofra taşı, zincir, el ve ayak resmiyle hayvan figürlerinin işlendiği küçük taş parçalarıdır arkadaşlar. Az önce saydığımız ve benzeri olan yani işaretler genellikle kayalıklar üzerinde değil de yani yerdeki sabit küçük kayalara ve taşlara işlenirler. İstisnalar hariç arkadaşlar. Burada dikkat edilecek bir husus var ki arkadaşlar, o da arazi işaretlerinin arkadaşlar kesinlikle bir yani bir tane veya tek olmayacağıdır. Hatta Ermeni toplumu mensuplarının kendi iç anlayışları doğrultusunda en az 2 ya da 3 işaret bırakmadan define gömmediklerini herkes bilir. İstisnalar hariç. Bu işaretlerin bir tanesi yön, bir diğeri mesafe bildirmek zorundadır arkadaşlar. Bazen hem yönü hem de mesafeyi tek kalemde böyle bildiren işaretlerde bulunabilir. İşte örnek veriyorum, ok, yay, tek ayak ve benzeri işaretler bunlardandır mesela. Şimdi murçlu kayalar ise mutlak mesafeyi ve yönü sayarak bulmayı gerektiren motiflerdir, işaretlerdir. Bu işaretlerin bir kısmı ters yönler için aldatmaca olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Akıllı olun. Yani birileri böyle dedi diye beyninizi evde bırakmayın arkadaşlar. Yanınıza alın ki size yardımı olsun. Anlatabildim mi? Kendi kafanız var. Kendiniz düşünebiliyorsunuz. Korkmayın. Ok işareti olarak verilen motifin bazı çeşitleri bunlardandır arkadaşlar. Diğer bir kısım işaretler de hani bulunduğu taşın altını kazmayı ifade eder. İşte cezve değirmen taşı, musalla taşı, sofra taşı, yapraklı çiçek bunlardan birkaçıdır. Bunlar da kulağınıza küpe olsun. Ben size tecrübelerimi aktarıyorum arkadaşlar. İster uygulayın, ister dinleyin, isterseniz dağda bayırda pikniğinize devam edin, gezip tozun. Çizilen motifin gösterdiği yönde gidilerek adım ya da metre hesabıyla gömüsü yapılanlar ise gömücü kişilerin mantığını ve işte kullandıkları uzunluk ölçülerini bilmeyi gerektiren işaretlerdir. Bunlar da arkadaşlar hani bir kısım oklar, kasatura, 5 halkalı zincir arkadaşlar mesela, tek ayak, tek el, tabanca ya da tüfek ve benzeri işaretler bunlardan birkaçıdır. Osmanlı döneminde azınlıkların kullandıkları arşın ölçülerinin bilinmesi çok önemlidir. Bazı bilgiler burada gerçekten çok önem taşıyor. Bunları bilin, bunları öğrenin arkadaşlar. Yine Roma ve Bizans gibi uygarlıkların bıraktıkları işaret ve böyle semboller de bilinmezse arkadaşlar malzemenin yerini bulmak mümkün olmayacaktır. Boş kafayla sahaya çıkılmaz. Silahsız savaşa gidilmez arkadaşlar. Arazi ve kayalık alanlarda bırakılan bir kısım işaretler sadece müjdesi verebilir arkadaşlar. Yani müjdeyi verebilir. Asıl defineyi bulmak da yine ikili, üçlü işaretlerin iyi tanımlanmasını gerektirir arkadaşlar. Yer taşlarına bırakılan önemli işaretlerden biri de parçalı motiflerdir. Yani bunlar topal ayı, tek göz, işte noksan yapraklı çiçek, bir yaprağı yok mesela, çolak papaz. Bu gibi işaretlerdir. Bu motiflerin kopuk ve noksan olan parçalarının bulunması lazım. Malzeme kopuk parçanın yine altında değildir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yakınında aranacaktır. Kimse o işaretin altına gidip de o malzemeyi koymaz. Demek istediğimi anladınız mı? İşareti yapıyor. Noksan bir parçası var. O noksan parçasını bulacağını biliyor zaten. O noksan parçanın altına o şey koyulur mu malzeme? Yakınında olacak. Bununla ilgili bilgi istiyorsanız, talebiniz olursa daha sonra detaylı bir şekilde video yaparım. Şimdilik bu kadar yeter. Devam ediyoruz ama. Yer taşlarına çizilen haç veya yemin ifade eden istavrozlar ise arkadaşlar bazen mezara bazen de tapınağa nişan olarak bırakılmıştır. Bunu unutmayın. Arazilerde tek ağaçlar ve ikili, üçlü, sıralı ya da geometrik şekli olan ağaç grupları da önemlidir. Definecilerin sıkça bildikleri gibi arkadaşlar, çatal çamlar, yani eski ardınçlar, ahlat grupları aldatan yerler değillerdir. Bunu unutmayın. Ormanlara gelelim arkadaşlar. Gömülerin sıkça yapıldığı alanlardan biri de ormanlardır.
Çoğumuzun bildiği gibi orman gömülerinde arkadaşlar sık ekilen grup ağaçlar yerine yol kenarı fakat belirli yetişkinlikte olan ağaçların yakınları tercih sebebidir. Ormanlarda arkadaşlar yine dönemeç noktalar ya da işte bakıldığında bir köy veya böyle ağalı görecek noktalar önemlidir. Eski ormanlarda yani böyle eskiden orman olan ama işte günümüzde ya suni yangınlarla ya da farklı insan elinin değmesinden dolayı yok olan ve yerinde oteller veya işte eğlence merkezleri olan alanlar mesela biliyorsunuz ne olduğunu, nasıl olduğunu. Defineciler tarafından iyice bilinmesi çok mühimdir. Umarım anlatabilmişimdir. Ve orman içlerinde pek çok yerlerde kilise, tapınak yerleriyle mağaralar mevcuttur biliyorsunuz. Bugün bu yerler bozulmuş, tahrip edilmiş olabilir. O zamanki hani buraların eski halini böyle göz önüne alarak araştırma, inceleme yapmak lazım. Yani eskiden orman alanı iken bugün çıplak arazi olarak görünen yerler olabildiği gibi arkadaşlar bunun tam tersi de olabilir. O yüzden diyorum geçmişi araştırın ki her gördüğünüz ağaçlığa orman diye Tarzan gibi dalmayın arkadaşlar. Hristiyanlık öğretisi içinde arkadaşlar inziva ve riyazet vardır. Yani şöyle anlatayım. Bir kısım kiliselerle tapınakların orman içlerine yapılmış olması sıkça rastlanan durumlardandır. Peki neden? Papaz ve rahipler buralara çekilerek ibadette bulunuyorlardı arkadaşlar. Veya işte ne bileyim işte rahibelerle takılıyorlardı. Tabii öyle bir şey yok da. Dinleri için orada inzivaya çekiliyorlardı. Yine aynı şekilde bazı manastırların işte gözlerden uzak ve tabiat ortamları içine yapıldığı sıkça görürüz. Mesela örnek veriyorum Trabzon'daki Sümele Manastırı arkadaşlar. Bunların en güzel örneğinden bir tanesidir mesela. Üçüncüye geldik arkadaşlar. Kilise ve tapınaklar. Şimdi gerek inançları ve gerekse eski devirlerdeki güvenilirlikleri nedeniyle arkadaşlar gömücü insanların tercih mekanlarından birisi de kiliseler ve tapınaklar olmuştur her zaman. Genel itibariyle kilise kapı girişleri ve yakın çevreleri halktan olan insanların en fazla rağbet ettikleri yerlerdir. Fakat kiliselerdeki papaz ve rahiplerin kendilerine ait has odaları yani asıl para mekanlarıdır bunlar. Halkın ve idarecilerin verdikleri paraları papazlar kiliselerin mihrap altındaki ya da işte kilise ile ev arasındaki kullandıkları dehliz içindeki özel yapılı ve güvenli odalarında saklıyorlardı. Dışarıdan ya da işte sonradan gelen devirlerin insanlarının bu mekanlarda sıkça tercih ettikleri asıl saklama noktaları kiliselerin avlularıdır arkadaşlar. Fakat günümüzde bu tür gömüler yok denecek kadar azdır. Bunlar ya soygunla alınmış işte ya da avlular kaybolduğu için bugün bulunamaz hale gelmişlerdir. Mağara tipi kiliselerin ise ön cepheleri yani bakıldığı zaman görünüp böyle tarassut edilebilecek yani gözlemlenebilecek yakın çevreleridir. Bunları unutmayın. Dördüncü maddemiz dere ve nehir kenarları. Şimdi arkadaşlar yer değiştirmesi ve kaybolması kolay kolay mümkün olmayan bu tip yerler define gömücüleri için vazgeçilmez mekanlardan birisidir. Ancak burada bir hususa dikkat etmek lazım. O da derelerin yatak kenarları bu işlem için kesinlikle uygun değildir. Bir sel ya da işte akıntının böyle felaket olacağını bilen eski insanlar daha ziyade nehir kenarlarındaki sert kayalık alanları seçerler. Seçmişlerdir. Böyle gömüleri de mutlaka metal ya da kalın pişmiş küpler içine koyarlardı. Nehirlerin dönüş noktaları ve nehirler üzerindeki eski köprülerin yakınları araştırılmaya değer mekanlardır. Unutmayın. Gidin tarih verin demiyorum ama araştırma yapmaya değer. Beşinci maddemiz köprü ayakları arkadaşlar. Köprü civarları gömücüler için en önemli yerlerden bir tanesidir. Köprülerin ayakları da çok ilginç saklama mekanlarıdır. Özellikle arkadaşlar taş yapıdan köprülerin pek çoğunda böyle ayak kısımlarını işaret eden bir takım motifler ve figürler görürüz. Bunlar bazen işte bizim günümüzde süsleme ve tezhip sanatı gibi böyle görülebiliyor ama aslında bir takım saklanmış eşyanın ifadesindendir. Hepsi için bir genelleme yapmak mümkün değildir. Ancak bu iddiam pek çok yerde hani doğrulandığı için rahatlıkla ortaya koyabiliyoruz zaten. Bu tür köprü ayaklarında haç, çiçek, çember, işte papatya ve işte güneş resimleri görülebiliyor. Genel işaretleri bunlardır arkadaşlar. İstisna olanlar da vardır tabii.
Sonuçta herkes ayrı bir birey ve işte insandır. Herkesin düşünce yapı ve gömü mantığı farklıdır çünkü. Altıncı maddemize gelelim arkadaşlar. Pınar ve çeşme gözeleri. Şimdi özellikle arazide gömü yapanlar için en ideal noktalardan bir tanesi de çeşmelerin gözeleridir arkadaşlar. Bunları bulabilmek insanı uğraştırabilir. Çünkü pek çoğunun yeri kaybolmuştur. Ancak pınar ve çeşmelerin kendileri de önemli noktalardır. Bunların mesela üst kısımları aşağı yukarı böyle 7, işte 10, 11 veya 40 adım gibi ölçülerle saklama noktası olarak kullanılmıştır. Bir de çeşme ve pınar gömülerinde dört yönden birisi baz alınır ve imkan varsa çeşme üzerine bu işlenir. Dikkatli bir bakıcı, gözlemci, tahrip olmamış böyle bir çeşme kaidesinde, çeşmede bu işareti yakalayabilir. Bazı define uzmanlarının arkadaşlarımızın ifadelerine göre aynı zamanda çeşme gömüleri suyun aktığı yönde değil, tam arka istikametinde olmalıdır. Mantığa da uygundur. Ancak kendi yaşadığım bir tecrübeyi arkadaşlar, hani bilgi olarak ben size aktarayım. Çeşme ile yakın mesafedeki bir tepeyi üçgen olarak alan gömücü, yani onu gömen kişi, malzemesini çeşme ile tepeye üçgen gelecek şekilde koymuştu mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunlara da dikkat edin. Şimdi o çeşme ile tepe zirvesi 10 adımdı arkadaşlar. Ve üçgen noktasındaki para da tam 100 ile 115 adımda böyle. Çünkü adımlar farklı olduğu için sabit gibi görünen bir kayanın altındaydı mesela. Şimdi arkadaşlar, çeşmelerin yapı durumu müsait ise eğer ki, işlenmiş taşlarının içine ya da kaidesinin dibine gömüldüğünü anlatan kişiler de var mesela. Tecrübe olarak anlatan arkadaşlarımız var. Balık, yılan ve kaplumbağa ve baston gibi değişik motifler buraların genel işaretlerindendir. Bunu unutmayın. Paraların arkadaşlar ve eşyaların çeşme, İşte pınar yakınlarında gömülmesinin sebebi buraların bir nirengi noktası olması kadar aynı zamanda eski bir düşüncenin mirası olan anlayıştır. O da şudur arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Çeşmelerin kendisinin değil aslında ama onun hani derinlerden gelen gözesinin suyu sakladığı gibi paraların da burada saklanacağına olan inançlarıdır onların. Anlatabiliyor muyum? Bunları böyle kısa kısa madde madde ben size söylüyorum. Daha sonra açıklamasını detaylı bir şekilde istiyorsanız yine yaparım. Yedinci madde. Yol ayrım noktaları. Yani makas yerleri, makas yapan yerler. Bu noktada çalışma yapacak kişilerin tarih içindeki eski yol haritalarını ele geçirmek ya da rivayetlerle bunları öğrenmek zorunda olduklarını unutmamaları lazımdır. Bakın, işaretlerde ağzı açık makas ve bazen de işte kerpeten, dört yol ağzını, kırık makas ise üç yol ağzını ifade eder. Kırık makas bazen iki su yolunun birleştiği noktayı da arkadaşlar verebiliyor. Unutmayın. Şimdi bu tür yerler define gömecek insanlar tarafından çokça kullanılmışlardır. Gömücü kişi nişanının makas, kerpeten, çapraz, kılıç, iğne, iplik gibi motiflerle bu yerlere bırakır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sekizinci maddemiz, değirmen içi ve çevreleri. Arkeolojik buluntulara göre insanoğlu buğdayı 6 ile 8 bin seneden beri bilmekte ve kullanmaktadır. Buğdayın genel işleme yeri ise arkadaşlar değirmenlerdir. Şu anda aynı şekilde kullanıyoruz. Bu sistemin arkadaşlar kullanıldığı ilk tarihleri bilemiyoruz ama şurası bir gerçek ki ilk değirmenin yapıldığı günden bugüne kadar insanoğlunun en vazgeçilmez uğrak noktalarından birisi buralar olmuştur. Şimdi değirmenlere su taşıyan ark kenarları, değirmen yükleme yapılan sırt cepheleri, işte değirmen çarkının döndüğü istikametin uzak noktaları. Bu anlamda saklama yerlerinden birisidir. Bunu unutmayın. Tahrip etmeyin kesinlikle arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yasalara uygun yapın. Ne yapıyorsanız izinli. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bizim aldığımız bir bilgiye göre de aynı zamanda hani değirmen sahibi kişi kendi emanetini değirmenin porto kapısının, yani çift açılan kapılar olur, sağ kanadının tam arkasına koymuştur. Yani anlaşıldığı gibi her insanın kendine göre bir gömü mantığı var aslında. Bunu her zaman söylüyorum sizlere. Bunların tamamına akıl sır erdirmek ve şu işte define şöyle bulunur diye böyle bir ahkam kesmek mümkün değildir.
En azından ben o ahkamı kesemem arkadaşlar. Çünkü defineyi ben koymamışım. Gözümle görmemişim. Koyan kişiyi tanımıyorum. Arkadaşlar gelelim 9. maddemize. Höyük, üzeri ve tümülüsler. Biraz da bunlardan bahsedelim. Kısa ve öz. En önemli gömü noktalarından birisi de buralardır. Biz tümülüs ve höyüklerin iç yapısını anlatacak değiliz şu anda. Konu çok uzun çünkü uzar. Gömücüler için bu mekanların dış ve yakın çevreleri aslında çok önemlidir. Sadece define gömücüleri değil arkadaşlar, tümülüsleri yapan insanlar bile para ve öyle işte diğer envalini yani malını mülkünü tümülüs yerine nereye koyacaklarını zamanında şaşırmış kalmışlardı zaten. Çünkü tümülüsleri birçok kavimler gibi Bizans toplulukları da yapıyorlardı. Tarihin en büyük soyguncusu olan Bizanslılar aslında arkadaşlar, ekonomik sıkıntıları sebebiyle kendilerinden önce yapılmış tümülüsleri olduğu gibi kendi dönemlerinde yapılanları da buldukları ilk fırsatta soyup soğana çeviriyorlardı zaten. Bunun içindir ki geç Bizans dönemi tümülüslerine arkadaşlar artık sadece ölünün cesedi konuluyor. Armağanları ise hani yakın bir bölgede oluşturulan başka bir saklama mekanına bırakılıyordu. Çünkü soyuluyordu. Aynı mantıkta hareketle geç dönem insanları definelerini gömerken höyük ve tümülüs ya da işte höyüğün yakın mesafedeki şurasına burasına gömüyorlardı arkadaşlar kısacası. Çünkü buralar asla değişmeyecek ve bozulmayacak sabit mekanlardı. Define işiyle uğraşan siz değerli define ve arkeoloji ailesi bilmenizde fayda olan bir konu da şudur. Bakın sizlere şunu söyleyeyim. Tümülüslerin yapıldığı dönemlerde değil, çok daha sonraki bölge sakinleri kendi gömülerini yaparken mutlaka bir tümülüs gerçeği göz önüne alarak gömme işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Yani tümülüslerin yakınlarında çoğunlukla öyle eski ahlat ve ardıç gibi uzun ömürlü sert ağaçlar vardır. Ya da aynı bölgede arkadaşlar akarsu ya da bir tepe gibi, dağ gibi bir böyle nirengi noktası vardır onlar için. İşte gömü yapan kişiler bu arazi ile yapı arasında çoğunlukla adım hesaplarıyla üçgenler kurarlar. Şayet elde harita veya işte bir benzeri bir kayıt yoksa dahi tümülüs çevreleri bu gözle mutlaka incelenmeli. Boş geçmeyin. Araştırmanızı yapın. Günümüzde de insanlar tümülüs talan etmek yerine onların çevresindekini bulmaya çalışsalar hem risksiz hem de sıkıntısız bir çalışma yapmış olursunuz arkadaşlar. Hani ruhsatla da yapılabilecek böyle çalışmalar neticesinde tarih dokumuza da zarar verilmemiş olur. 10. maddemize geldik. Arkadaşlar şimdi dağ ve tepelerden bahsedelim. Aynen tümülüs bölümünde anlattığımız gibi az önce bu sefer de tabiattan küçük dağ ve tepeler define gömücüleri açısından mihenk noktalarıdır. Bu şekil bölgelere ait bir rivayet ya da harita ile karşılaşma durumunda tepe ile çevresindeki çeşme, pınar, köprü, değirmen, işte yol ayrımı gibi böyle nirengi noktalar gözden kaçırılmadan sağlıklı bir incelemeye tabi tutulması lazım. Araştırmanız gerekiyor. 11. maddemizden bahsedelim arkadaşlar. Kayalık alanlar, korugan tipi çağıl ya da işte çakıl. Bunlardan bahsedelim. Kayalık alanlar bu tür bölgelerde yaşayan arkadaşlar define gömücüleri için ideal saklama alanlarıdır. Tarihi geçmişi bulunan kayalık bölgelerde yerde yatay olan taşlarla ilgili bilgileri az önce verdik arkadaşlar. Kısa da olsa. Ve istenirse ileride detaylı bir anlatım yaparım. Bir de arkadaşlar dikey kaya yüzeylerine hani yanaklara bırakılan gömüler ve bunlara ait işaretler vardır. Kayalık mekanların en çok bilinen gömüleri arkadaşlar mihraplar, koltuk taşları, önleri ve arkalarıdır, altlarıdır. Bir de bazı hayvan figürleri arkadaşlar yanaklı kayalara işlenir ve içlerinde küçük müjdeler olur. Tek paralar olur ya da yakın bölgedeki büyük paraya ait haritalar vardır. Her zaman metal para aramayın, haritalar da vardır arkadaşlar. Bu hayvan motiflerinin en çok bilinenleri ejderha, tosbağa yani kaplumbağa, fil, ahtapot gibi hayvanlardır. Ayrıca çoğu eski yerleşim yerinde arkadaşlar baktığımız zaman çok eski yaşantının büyük bir bölümünü görebiliriz. Belirtilerini görebiliriz. Bunlardan birisi yerleşim alanlarının yamaçlarına serpiştirilmiş irili ufaklı mezarlardır. Anlayabiliriz. Bunlar taşlarla yığınak halde bırakılmışlardır arkadaşlar. Bu tür bir bölgenin en yakınındaki
tepe noktasının zirvesinde, zirveye çıkıp da baktığımızda arkadaşlar, aşağıda taş yığılı mezarların daha büyüğü şeklinde çakıl yığını tepeciklerle karşılaşırsınız. İşte bu noktalar o devirdeki kabile reisinin ya da kral, kraliçe, vezir veya işte rahip olarak adlandırabileceğimiz en ileri gelen kişilerin mezarlarıdır. Bunlar korugan tipli olabilir veya bu şekilde taş yığınlarıyla örtülü haldedir. Zengin hiçbir zaman fakirin mezarında yatmayacağına göre bu kişi en tepe noktaya yerleştirilmiştir. Bazen yine en yakın bir tepe noktada ikinci bir mezarı aynı şekilde görebiliriz arkadaşlar. Buradaki de ya ikinci bir kral ya da işte kral diyebileceğimiz kişinin eşi olan kişidir. Bu mekanları biz özel yapılmış böyle define mahalli olarak söylemek, telaffuz etmek istemiyoruz. Zaten bu tür yerlerde çok fazla parayla ilgili malzeme bulunmaz arkadaşlar. Hani idoller, çanak, çömlek ve işte şahsi eşya gibi malzeme daha çoktur bu gibi yerlerde. Bu yerler zaten diş görüntüsü itibariyle apaçık mezar olarak bilindiğinden mevzuat gereği buralara kazı izini alamazsınız. 12. madde arkadaşlar, sahte mezarlar. Bilinen en çok saklama yöntemlerinden biri de sahte mezarlardır bildiğiniz gibi. Burada sadece şu noktaya dikkat çekip keseceğiz arkadaşlar, fazla uzatmayacağız. Eğer istenirse bu konuyla ait, böyle bu konuyla ilgili detaylı bir videomuz olacaktır inşallah. Şimdi eşkıya ve Ermeni toplulukları Müslümanların mezarlık ve işte türbelere olan zaafını bildikleri için para ve kıymetli eşyalarını daha sonra gelip almak üzere bu tür yerlere saklıyordu. Ve onları değişik bir biçimde şekillendiriyorlardı. Bizim insanımız da hani baba, dede kültürü çok olduğu için bundan ziyadesiyle yararlanıyorlar. Ve türbenin adını da işte filan baba, falan dede gibi böyle isimlerle adlandırıyorlardı. Çevrenizde de mutlaka bir baba veya dede mezarı vardır arkadaşlar. Bu tür mezarlarda dikkatli olmak lazımdır. Yanlışlıkla bir gerçekten de böyle bir Müslüman zatın kabri telef ve tahrip edilebilir olabilir. Dikkat etmek lazım. En iyisi gerekli araştırma yapıldıktan sonra buranın bir mezar değil de böyle bir define mahalli olduğunun anlaşılmasıyla bu yerlerde ruhsatlı çalışma izni alınmalıdır. Sahte arazi mezarları genellikle uzun ve kıblesiz olur. Şimdi türbelere yapılan uzun sandukalar arkadaşlar arada metfun zatın yüceliğine istinaden uzun imal edilmiştir. Bunlarla arazideki ya da işte mezarlıklar içinde olan uzun mezarları birbirine karıştırmamak lazımdır. Bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yatan Seyit Battal Gazi yaklaşık 7 metre arkadaşlar, tahmin ediyorum ki. 13. maddeye geldik arkadaşlar, mağaralar. Mağaralarda para gömücülerinin en çok rağbet ettiği mekanlardan birisidir. İşte İsli Mağara, Gazlı Mağara, Kemerli Mağara gibi böyle isimlerle meşhur olan ve aranan mağaraların normal şartlarda ne ifade ettiğini biz henüz bilmiyoruz ama bu şekilde isimlendiriliyorlar tabii. Elbette mağaralar insanların en eski dönemlerden beri kullanım alanıdır arkadaşlar. Bunu inkar etmiyoruz ama buraları işte evleri, ahırları ve hatta mezarları olarak kullanılmıştır, kullanmışlardır. Ama define yeri olarak çok nadiren kullanılmıştır. Yani şunu demek istiyorum. Mağaralarda mutlaka para yoktur demiyoruz ama çok enderdir. Tarihin karanlık dönemlerine böyle ait insanın büyük özenle resimlediği muhteşem galerilerden oluşan mağaralar aslında o dönem insanların yaşam alanları değildi. Buralarda yaşandığına dair herhangi bir böyle kalıntıya ve günlük kullanım eşyasına rastlanmamıştır. Bazı durumlarda arkadaşlar korunaklı kaya ağızlarını belli bir süre sığınak olarak kullanmış olmalarına karşın bunlar resimli mağaralar değildi. Resimli mağaralar belli önemli olaylarda ve işte yılın belli günlerinde topluca gelinip ayinlerin gerçekleştirildiği kutsal mabetlerdi. Bu kutsal mabetler yalnızca rahiplerin gözetiminde bulunuyor. Topluluk da ayin ve işte ritüellere katılmak için buralara geliyordu arkadaşlar. İlginçtir ki binlerce yıl ayin ve ritüellere sahne olan bu mağaralar son derece temiz tutulmuş ve bu kutsal alanlarda herhangi bir artık kalıntıya rastlanmamıştır. Evet arkadaşlar, konu konuyu açıyor ve böyle devam edersek bu video bitmeyecek, çok uzayacak. İnşallah devamını yaparız. Gönlüm istediğim her şeyi veya bildiğim her şeyi size devamlı aktarmak ama hem zaman bulamıyorum hem de her şeyi anlattığım zaman
sizin zamanınız olmayacağını düşünüp videoyu uzatmak istemiyorum. Yorumlardan yazın arkadaşlar. Eğer ki herhangi bir konu hakkında video yapmamı istediğiniz zaman yorumlardan yazarsanız, e-mail gönderirsiniz. Tabii ki gelen e-maillere anında cevap veremiyorum. Uzun süre cevap veremediğim e-mailler var. Dönüş yapamadığımız, hakkınızı helal edin. Biz de insanız. Ama müsait olduğumuz zaman mutlaka ve mutlaka dönüş yapacağız. O yüzden bizi mazur görün arkadaşlar. Biz de sizler gibi birer insanız ve bizim de bir kişisel özel hayatımız var. Gerçekten de bu hayatın içinde sizler gibi yaşıyoruz. Ondan dolayı biz de gecikebiliriz ama elimden geldiğince sizlere faydalı olabilmek açısından elimden geldiğince sizlere gerçekten faydalı bilgiler, doğru bilgiler sunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ileride tekrar diğer bir videoda görüşmek üzere diyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımızı bir yerlerde paylaşın, yorum yapın, kanalımıza abone olun, sosyal medyalarınızda paylaşın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Sizden istediğim tek budur, ricam budur. Allah'a emanet olun. Şimdiden istediğiniz her şeyi bulduğunuzu umut ederek hoşça kalın diyorum. Şansınız açık olsun.